arkadaşlar, Lezzetin Üstü adı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere karnıyarık tarifi vereceğim inşallah. Karnıyarık tarifimiz için buyurun gerekli malzemeleri sayalım. 12 adet patlıcan, 10 adet yeşil sivri biber, 6 adet küçük kuru soğan, 1 küçük demet maydanoz, 4 adet soyulmuş domates, 4 adet kıyma, 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı biber domates salçası karışımı, yarım su bardağı sıvı yağ ve sosumuz için 2 su bardağı su kullanacağım. Tuzumuz ve patlıcanları kızartmak için sıvı yağa ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, buyurun karnıyarığımızın yapımına geçelim. Patlıcanlarımızı bu şekilde başlarını kesiyoruz. Bu başını da hafiften böyle alıyoruz. Ve alacalı bir şekilde soyacağım şimdi ben. Ve ortasından bir çizik atıyorum. Ve patlıcanlarımın hepsini ben bu şekilde kesip 10 dakika kadar bol tuzlu suda bekleteceğim. Ve şimdi de ocağımın altını yakıyorum. Tavamı aldım üzerine. Sıvı yağımı döküyorum içerisine. Ve sıvı yağımın üzerine öncelikle doğradığım soğanlarımı alıyorum. Malzemelerimizi çok küçük bir şekilde doğruyoruz. Ne kadar küçük doğrarsak o kadar güzel olur karnıyarığımız. Ve bunu birazcık pişireceğiz. Evet, biraz pişirdiğimiz soğanlarımızın üzerine biberlerimizi de ekliyorum. Ve karıştırıyoruz. Biberlerimi de biraz pişirdikten sonra içerisine kıymamı ilave ediyorum. Ve güzelce kavuracağım. Evet arkadaşlar, iç harcımız pişiyor ve ben iç harcımız pişerken içerisine göz kararı tuzumu ilave ettim ve bir çay bardağı da su ilave ettim bu küçük çay bardaklarıyla. Ve şimdi de pişmeye yaklaştı zaten iç harcımız. Şimdi maydanozunu ilave ediyorum. Maydanoz sevmiyorsanız katmayabilirsiniz ama güzel yakışıyor karnıyarığa da. Ve karıştırıyorum bu şekilde. Ve şimdi de baharatlarımı ilave edeceğim. Toz biberim, pul biber ve karabiber, kimyon. Eğer sevmiyorsanız bu baharatlardan, sevmedikleriniz varsa katmak zorunda değilsiniz. Ve sarımsağımı da ilave ediyorum. Sarımsağı da isteğinize göre azaltabilir ve çoğaltabilirsiniz. Ve bunu karıştırıyorum bu şekilde. Ve şu anda iç harcımız hazır durumda. Ocağımın altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, iç harcımızı soğumaya bıraktım ve tuzlu suda beklettiğim patlıcanlarımı yıkadım ve güzelce havlu kağıtla iyice kuruladım ve şimdi de kızartmaya geçebiliriz. Tavamı ocağımın üzerine aldım ve ocağımın altını yakıyorum. Ve şimdi de göz kararı yağ ilave ediyorum. Biraz bolca koyuyoruz patlıcanlarımızı kızartmak için. Evet, yaklaşık 2 su bardağı kadar da olabilir. Ve patlıcanlarımızı kızgın yağda kızartacağım. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızı bu şekilde güzelce kızartıyoruz. Ve güzel kızardılar. Bir havlu kağıt sevdiğimiz tabağımızın, borcamımızın içerisine alıyoruz. Yağlı çekmesi için. Evet değerli izleyenlerim, şu anda patlıcanlarımın hepsini kızarttım ve biraz da soğuttum. Çünkü elimiz yanar sıcak sıcak doldurursak. Ve şimdi böyle bir borcamımızın içerisine alıyoruz. Fırın tepsisine de olur. Böyle elimizle ortasını açıyoruz. Hafifçe biraz tuz serpiştiriyoruz patlıcanlarımızın içerisine. Çok fazla değil, hafifçe. Ve şimdi iç harcımızdan bu şekilde dolduruyoruz içerisine.
Ve şimdi ben bütün patlıcanlarımı bu şekilde dolduracağım. Evet değerli izleyenlerim, şu anda patlıcanlarımızın hepsini doldurdum, bitirdim ve şimdi de sosunu hazırlıyorum. Salçamızı bir kabın içerisine bu şekilde alıyoruz ve 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ve karıştırıyoruz. Evet, bu şekilde sosumuzu hazırladık ve ilave ediyoruz. Üzerine de böyle gezdirebiliriz. Bu şekilde döküyorum. İnşallah sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum. Ve karnıyarıklarımız fırına girmeye hazır. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.